Bir hatırlatayım ama istediğinizi Tabii. sorun tabii. Akif Hamza Çebi'nin bu abi formülle gösterdiği tepki var. Abi formülü adı altında emanetçi genel başkan olmak isteyenler var. Bu CHP'ye kayyum atanmasını istemekten farklı bir şey değildir diyor Akif Hamza Çebi. Evet. Yorumunuz olur mu buna dair? Yok, onu da yorumlamaya gerek görmem. Yani ben biraz önce de söyledim, tüm partilerimizin içinde bulunduğumuz durumla ilgili, bunun nasıl aşılacağıyla ilgili yoğun bir biçimde bu tartışmalara katılmasını gerekli görüyorum. Sayın Akif Hamza Çebi'nin bu şekilde bir katkıda bulunarak katılmasını da değerli addederim. Başka arkadaşlarımızın görüşlerini de önemserim. Yeter ki herkes katılsın Kübra Hanım. Yeter ki herkes tartışsın. Yani şunu yapmamalıyız. Yahu biz bu Mayıs seçimlerinde, 14 ve 28 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde her şeyi yaptık. Her şeyi doğru yaptık. Söylediklerimizin tümü doğruydu. Yaptıklarımızın tümü doğruydu. Yaklaşımlarımız, uygulamalarımız tümüyle doğruydu. Daha geriye yapılabilecek hiçbir şey kalmamıştı dersek yanlış yapmış oluruz. Ondan sonra bir daha... Öyle deseydiniz şaşıracaktım o zaman. Halk niye oy vermedi olacaktı çünkü. Evet. Ondan sonra bir daha seçimlere de katılamayız. Katılamazdık. Çünkü söylenecek söz bitmişti anlamına gelir bu. Ben diyorum ki sorun yapısal sorundur. Yani örgüt kapasitesinin kullanılamaması sorunudur. Bunu kullanamadık. Kullanamıyoruz. Uzunca bir süredir kullanamıyoruz. Peki niye şimdi söylüyorsun? Ben bunu şimdi söylemiyorum. 2012 yılında Sayın Genel Başkan'a parti meclisinin, daha doğrusu partinin merkez yapısının değiştirilmesi konusunda bir proje hazırlayarak yazılı bir biçimde sundum. 2012 yılında sundum. 2014 yılında kurultaya gidiyorduk. Kurultaya giderken Sayın Genel Başkan'a sunduğum bu metni Milliyet Gazetesi'nde 3-4 günlük yayın halinde rica ettim, yayınladılar. 2015 yılında da İstanbul İl Başkanı iken İstanbul İl Yönetim Kurulu'ndan geçirerek İstanbul İl Kongresi'ne Aralık ayında yaptık, 2015 Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşra örgütlerinin nasıl yeniden yapılandırılması gerektiğine ilişkin bir proje metni sundum. Aslında ama dinlenmedi bunlar. Hayır hayır, sundu, müzakere edildi, oy birliğiyle kabul edildi, uygulanmadı. O başka, ama İstanbul İl Kongresi bu projemizi oy birliğiyle kabul etti, müzakere ederek. Aslında 3 proje sunmuştum. Bir tanesi İstanbul 2019 başlığını taşıyor. Yani 2019'da seçimleri kazanabileceğimizi tahmin ediyordum. Onun için gerekli olan önlemleri tanımlayarak sunmuştuk. Birisi oydu. İkincisi İstanbul'da kentsel dönüşüm konusunda nasıl bir çalışma yapılması gerektiğine ilişkin önerimizdi. Üçüncüsü de buydu. Bunlar müzakere edildi ve kabul edildi. Daha sonra da yaşanan gelişmeleri dikkate alarak bunları yeniden kaleme aldım. Bir üyeye bir mektup hazırladım. Önümüzdeki haftada bunu sunacağım üyelerimize. Şunu da söyleyeyim. Bana göre Türkiye solunun en şanlı sayfalarından birisi olan sosyal demokrat düşünce atölyelerinde bu öneriler asıl olarak geliştirilmiştir. Onu esas alarak kullandım. Efendim şimdi bütün mesele, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelemeyişi uzunca yıllardır. Sadece parti içi dinamiklerin doğru dizayn edilmemesinden mi kaynaklanıyor? Yoksa Türkiye bir lider ülkesidir. Doğru aday, doğru cumhurbaşkanı adayı, doğru genel başkan seçilemiyor. Bunu mu ima ediyorsunuz? Hayır, öyle bir şey ima etmiyorum. Ya yapısal da o mu doğrusu? Ya da o doğrusu o mudur? Yapısal sorunlar var diyorum. Yani ama yani, yani lider konusunda bizim bir parti meclisini dizayn lider konusunda hamdolsun bir sıkıntımız olmadı. Nerede efendim? Lider konusunda bir sıkıntımız olmadı. Ne gibi? Olmadı. Yani hiçbir şekilde olmadı. Yani sorun... Sayın Kılıçdaroğlu başarılı bir genel başkandır, başarılı bir liderdir mi diyorsunuz? Evet, iyi bir liderdi. Seçime onunla girdik. Sorun orada doğru değil. Doğru aday mıydı size? Sorun göre orada değil. Karar alınmıştır. Bizim adayımızdır, genel başkanımızdır. Aday olarak girmiştir. Bizim görevimizde partiler olarak onun yanında yer almaktır. Yer aldık, destek verdik. Sorunu ben orada görmüyorum. Sorunu ben burada görüyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani bir seçim değerlendirmesi yapılırken kullanılan stratejiler, kullanılan taktikler, söylemlerle ilgili eleştiriler, kişilerle ilgili eleştiriler, protokollerle ilgili eleştiriler. Yani bunlar çok doğal olarak yapılacak ama ben diyorum ki ben bunun dışında bana göre asıl sorun olan
bu konuya yoğunlaşayım. Peki. Yani yapısal dönüşüm konusuna yoğunlaşayım. Öyle yapıyorum. Kübra Par size başarılı bir lider olarak mı görüyorsunuz? İyi bir lider dediniz. İyi bir genel. Yani başarılı bulmuyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Allah aşkına yani başarı, iyi sözcüklerinin bir önemi var mı? Ben çok var. Başarılı nedir? Çok yani başarılı lider. Yani iyi bir insan olabilir ama başarılı olamaz efendim. Yani şimdi başarının ölçüsü seçimi kazanamamak. Eğer ölçü buysa evet. Biz zaten hiç başarılı olamadık demek lazım. Değil mi? Hiç kazanamadık çünkü. Ama Sayın Kılıçdaroğlu üzerinde bir eleştirisi yok Murat Bey'in. Ben öyle anlıyorum. Yok var ama eleştirisi var. Hayır, Sayın oligarşik oligarşi olduğunu söylüyorum. Tabii. O ayrı bir şey. Ama eğer başarının tanımı seçim kazanmaksa biz seçim kazanamıyoruz çok uzunca bir süredir. Yalnızca bu Kemal Kılıçdaroğlu'yla sınırlı bir şey değil Kübra Hanım. Murat Bey ama Sayın Kılıçdaroğlu'ndan kaynaklanmıyor. Kişiden kaynaklanmıyor diyorum. Kişilerden kaynaklanmadığını söylüyorum. Efendim, yapıdan yok. Kaynaklandığını söylüyorum. Sayın Karayalçın siz bıraktığınızda SHP yüzde kaçtı? %14'tü. 14. 14'tü. Ve başka partiler de daha sonra yavaş yavaş. DSP %8'di. Cumhuriyet Halk Partisi %4'tü. 4'tü. Öyle bir denklemde bırakmıştınız genel başkanlığı ve birleştiniz. Evet. Daha doğrusu birleştiniz. Doğru. Ondan sonra DSP katılmadı. Biz CHP ile biz birleştik. Evet, DSP katılmadı. Baykal Deniz Bey ile Deniz Bey'in olduğu dönemde de Deniz Bey'in 22'si var, 23'ü var. %23. Sayın Kılıçdaroğlu da 25'e kadar çıkarttı. Yani evet. Bu hani sadece Kılıçdaroğlu ile ilgili değil. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz konumuyla, konumlandırılmasıyla Türk siyasetindeki yeriyle ilgili. İşin enteresanı 25'ten de aşağı düşmüyor şu anda. Yani dünya ölçeğinde pek benzerine rastlamadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Vallahi bu 25'e kilitlenmiş durumda. 25'ten aşağı düştüğümüz iddiası da var. Yani ne gibi? Sayın Babacan diyor ki bizim oyumuz %4. Tam ondan bir ilgili bir soru falan. Yani, miyim? Ama bakın sorun şu. Bizde sizin dediğinizle ilgili olarak söyleyeyim bunu. Yani bizde parti kapasitesinin kullanılamamasının yol açtığı sorunları söylemiştim. Bu siyasi tembelliğe neden oldu Gürkan Bey. Bizim uzun tarihimizde. İnsanlar öyle birisi gelsin ki çok iyi konuşsun. Çok iyi dolaşsın, çok iyi çalışsın, masayı yumruklasın vesaire, bizi iktidara taşısın diye bir beklenti içine girdiler. Ben buna beyaz atlı prens ya da prenses beklentisi diyorum. Birisi gelsin bizi kurtarsın. Yok öyle şey. O olmuyor. Ama karşıdaki rakibiniz bizi Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir figürse. Bizi kurtaracak olan Erdoğan gibi bir figür karşısında da bizi kurtaracak olan örgütümüzdür. Bizim efsanevi bir örgütümüz var. Birinci tembellik budur. İkinci tembelliği de söyleyelim. Ya biz sağdan oy alamıyoruz. Bari sağdan siyasetçi alalım. O gelirken oradan da oy getirsin. Yok öyle şey. Oraya gelelim. Sayın Davutoğlu'nun bugün bir açıklaması var. Diyor ki CHP listelerinden seçime girmek son tercihimdi. En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekte açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. 3 partiye gelin birlikte girelim dedim. Girmediler. Ben sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim. Ama beni dinlemediler diyor. CHP'nin son seçimlerde Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye bu kadar sayıda milletvekilliği vermesi sizce doğru bir karar mıydı? Tabii ki bundan üzüntü duydum. Ben de üzüntü duydum. Çok sayıda partilimiz de üzüntü duydu. Ama Sayın Davutoğlu'nun bu açıklamasından sonra daha da büyük bir üzüntü duymaya başladım doğrusu. Bakın bir kader birliği yaptık. Eğer seçimi kazansaydık bunlar olmayacaktı değil mi? Seçimi kazansaydık herkes memnun mesut işlerine devam edecekti. Sayın Davutoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Hatta bakanlar arasında birkaç tane de Gelecek Partili arkadaşımız yer alacaktı. Şimdi seçimler kaybedildikten sonra böyle bir değerlendirmenin yapılmasını siyasi olarak doğru bulmuyorum. Yanlış buluyorum. Yakıştırmadım onu da söyleyeyim. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun tercih kullanarak sağ partilere milletvekilliği kontenjanı ki karşılığında kendisinin adaylığını desteklediler şeklinde okunuyor bu durum. Sizce doğru bir karar mıydı? Yani dediğim gibi yani o sürecin içinde olmak gerekir. Hangi koşullarda bu kararın alındığını bilmek gerekir. Onu bilmediğim için bir değerlendirmede yapamıyorum. Ama şunu söyleyeyim.
İttifak yeni bir kurum Türkiye siyasetinde. 2018'den bu yana ittifaklar yapılıyor. İttifaklarda dikkat edilmesi gereken çok temel bir unsur var. Ona bu seçimde dikkat edilmediğini, özen gösterilmediğini düşünüyorum. O da şudur. İttifakların en çok oyu alabilmesi için, başarılı olabilmesi için ittifaka katılan her partinin kendi siyasi kimliğini, ideolojik kimliğini öne çıkarması gerekir. Öne çıkaracaksınız ki, siyasi kimliğinizi yüksek sesle söyleyeceksiniz ki kendi mahallenizin oylarını getirebilesiniz. Bizim için de öyle, ittifaka katılan öteki partiler için de öyle. Maalesef bu olmadı, yeterince olmadı. Gittikçe ittifak partileri birbirine benzemeye başladı. O zaman da alabileceğimiz oyları alamadık. Yani Sayın Davutoğlu'nun halasının oyunu bile alamadık bu yüzden belki. Sonradan verdim demişti. Benim olduğum bir yayındaydı o. Sonra reklam arasından sonra halamı ikna ettim dedi. Evet, yani onun oyunu bile alamadık anlaşılan. Halbuki eğer herkes kendisi gibi olsaydı bunu yapabilirdik diye düşünüyorum. Bizim 30 Ocak tarihli ortak mutabakat metnimiz, 2500 projeyi kapsayan ortak mutabakat metnimiz de ittifakın baştan ortaya koyduğu ve bana göre çok görkemli olan iki temel öngörünün nasıl yaşama geçirileceğine ilişkin nitelikler, açıklamalar taşımaktan çok böyle bir kalkınma planı metni gibiydi. Siyasi bir metin değildi gibi. Bizim bana göre çok görkemli olan iki iddiamız, yani ittifak, biz dediğim ittifak, altı partinin ittifakını kastederek söylüyorum, Millet İttifakı'nı kastederek söylüyorum, şuydu: biz yeniden biz olacağız. Yani bütün farklılıklarımızla birlikte, bütün farklılıklarımızı koruyarak yeniden biz olacağımızı söylüyoruz. Çok müthiş bir taahhüt, çok doğru bir taahhüt, ihtiyacımız olan bir taahhüt. Gerçekten yeniden biz olmalıyız, hasım olmaktan çıkmalıyız. İkincisi de Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlandırılması, ciddi demokratik kurumlar kurulması. Bu iki öngörünün gerekli kıldığı düzenlemeleri, uygulama önerilerini ortaya koymadık da bu 2500 hedefin olduğu daha bir teknik paket ortaya koyduk. O da bu ittifakın bana göre yanlış ya da eksik yönlerinden bir tanesiydi. Yani insan aklına ister istemez 1970'lerde Bülent Ecevit'in o görkemli halk günler, ak günlere bildirgesi geliyor. Öyle bir metne, siyasi metne ihtiyaç vardı.